Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Friday Night Funkin'e hiç kod yazmadan mod yapacağız. İsterseniz videoya geçelim değil mi Metin? Girdim. Bunun için şey kullanacağız. Illustrator kullanacağım ben. Çünkü PNG formatını destekliyor. Bu arada yanıma Metrap de geldi. Kamerayı açmayacağım ama yanımda Metrap var. Merhaba Metrap. Merhaba. Şimdi siz hangi programı kullanırsanız kullanın ama ben Illustrator'ı tavsiye ediyorum. Zaten Illustrator'dan yapacağız. Şimdi siz YouTube'dan falan bakarsınız Illustrator nasıl indirilir diye. İlk olarak çizimi yapacağımız için ilk modumuzu yapacağımız Friday Night Funkin'i dosyaya çıkarmamız lazım. Yani bu halde olması lazım. Buradan oyuna girmeyeceğiz. Oyun zaten normal. O yüzden Assets'e giriyor. Image'e giriyor. Image yazıyor. Burada image'ler var. Biz ben genelde Dedi Dearest'i kullanıyorum. Böyle. Dedi Dearest'i kullanıyorum. Üstünde biraz beklettiğimde onun şeyleri çıkıyor. Ne denir? Boyutları. 4096'ya 2048 bu. Genişlik yazan yere 4000 kaçtı? 4096 yazıyorum. 2048 galiba. Buraya 2048 yazıyorum. Dur bakayım, 2048 değil mi? Evet, 2048'miş. Evet diyoruz. Ve geldi. Dedi Dearest'i basılı tutup Illustrator'a atıyoruz. Sonra tam köşelerini denk getirmemiz gerekiyor. Tam köşelerini denk getirdik şu an. Şimdi arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Bir tane katman açıyorum köşeden. Bir tane katman açtım. Katman 2 diye yazıyor burada. Katman 2'ye tam boyutlarıyla çiziyorum. Çizip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane çöp adam çizdim. Çünkü videoda hızlı olsun diye. Mesela şu an bir çöp adam çizdim. Bu çöp adamı yapıyoruz. Böyle gülsün hatta. Şöyle yapıyoruz. Alttaki katman biri gözünü kapatıyoruz. Sonra bunu böyle seçiyoruz hepsine. CTRL-C ile kopyalıyoruz. Sonra yapıştırıyoruz. Sonra tekrar gözü açıyoruz bu köşedeki. Katman birin gözü. Sonra CTRL-V yaparak bunu tam önceki gibi denk getirmeye çalışıyoruz. Ayaklarının olduğu yere bakın arkadaşlar. Çünkü ayaklarının olduğu yer durduğu zemin. Böyle çok hareket etmez. Bir de arkadaşlar tam sınırlarına dikkat edin. Mesela şöyle kalemle bak, tam ayağının burası ve tam bu ayağın burası sınır. Bir de elinin burası, şapkasının ama kafasının burası. Öyle. Sonra aynı hareket olduğu için yine A diye yapıyor. Tekrar yapıştırıyorum damla. Böyle yaptım. Şimdi başka bir çizim yapıyoruz. Çünkü başka bir hareket yapmış. Ama
Tekrar kopyala yapıştır yaparak yine aynı şeyi yapacağım. Yine aynı şeyi yapacağım. Burada gözü kapatarak çizeceğim. Tamam arkadaşlar, çizdim bir tane daha. Bunun gözünü kapatıp katman bir rengine yine kopyalıyoruz bunu. Bunu gözü açıp tekrar da yapıştırıyoruz. Şöyle ayarlıyorum. Öncekine benzeterek ayaklarından yapıyoruz arkadaşlar. Kafasına göre değil. Çünkü kafasına göre yaparsak sürekli şey yerinde hareket ettirir. Kim? Aa doğru. Şurada da. Tamam. Şunu yapıştırdık. Buraya tekrar koyduk. Sonra tekrar gözü kapatıp başka bir hareket yapıyoruz. Tamam arkadaşlar, böyle yaptım ama sınırı geçiyor bu. O yüzden bunu biraz yukarıya alıyorum. Pardon. Biraz bunu yukarıya alalım. Tamam. Sonra CTRL-C. Sonra diğer bir şeyine göre. Şöyle yapıştırıyoruz. Tamam. Aynı hareket değil burada. Bu bekleme arkadaşlar. Bu ok geldiğinde şey yapmıyor. O yüzden böyle bekleme animasyonu yapın böyle. Ayağını yere vurur. Ne bileyim, kafasını sallar. Böyle olsun. Bekleme animasyonu. Şöyle şunu kopyala. Buraya yapıştırıyorum. Böyle biraz hareketli. Arkadaşlar bu da şey bir ok animasyonu. O yüzden bunu da yapıyoruz. Şöyle ağzı açsın yine. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Bunu kopyalamayacağız arkadaşlar çünkü bunun bir şeyi yok. O yüzden öncekini kopyalıyoruz. Bir öncekini kopyalıyoruz. Sonra diğerini yapıştırıyoruz. Arkadaşlar burada bitmedi. Şey, en sonunda bir tane daha var. Bunu da yapıyoruz. Şöyle yaptık sayılır, evet. Yaptık. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Gözü kapatıyoruz. Şöyle. Bu arada arkadaşlar büyüteci geri yapmak için bilmiyorsanız alt tuşuna basılı tutunca eksi oluyor. Eksiyle böyle geri gidebiliyorsunuz. Şey, ben bilmediğim zaman hiç büyüteci kullanmıyorum böyle. Sürekli uzaktan çiziyorum. Siz bilin istedim. Şimdi arkadaşlar bizim böyle oldu. Bunu kapatıyoruz, açıyoruz. Tamam. Tam oldu. Şimdi biz katman 1'i komple
ama komple silmiyoruz. Katman 2'ye geliyoruz. Sonra buradan dikdörtgen aracını seçiyoruz kenardan. Yoksa şurada 3 nokta var. Gelelim. Şöyle komple aldık. Arkadaşlar sizde kapalabilir. O yüzden burada özelliklere gelip dolguyu eksi yapın. Kontürü de eksi yapın. Şöyle çarpı yapalım. Tamam. Artık kaydetmeye hazırız. Dosyaya gelip dışarı aktar yapıyoruz. Dışarı aktarıyoruz. Arkadaşlar bunun PNG olması lazım. Kayıt türünü PNG yapıyoruz buradan PNG. Sonra modumuza geliyoruz. Modumuz hangisiyse benim neydi? Şu. Assets diyoruz. Image. Sonra burada image'i buradan dedi diye restoruyoruz. Nerede dedi diyoruz? Ha burada. Bunun üstüne tıklıyoruz. Burada ddrs.png zaten var. Değiştirmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Ha bu mu? Sonra tamam. Artık ddrs yok dedi ddrs de artık çöp adam. Çöp adam. Tamam. Artık girebiliriz. Burada. Girelim. Ve DDDRS'e bakalım. Radyo'yu açtan sonra story mode diyoruz. Burada bir var. DDDRS'in olduğu hafta. Buna tıkladık. Çöp adam oldu mu? Evet. Bakın çöp adam. Gördüğünüz gibi çöp adam anladım. Ben daha iyi çizerdim. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci şeyde müzik arkadaşlar. Müziği nasıl değiştireceğiz derseniz müziği FL Studio diye bir programdan yapacağım. Arkadaşlar ben bunu başka bir videoda anlatabilirim ya da siz YouTube'dan bakabilirsiniz. En kötü şöyle yaparsınız. Yani şu an çok önemli değil. Böyle en kötü böyle yaparsınız. Ya da şöyle falan yaparsın. En kötü böyle yapın. Yani şuraya tıklayarak. Üçüncüye tıklayarak. Buradan. Sonra pattern'ın birini seçip böyle uzatın. Yani ben arkadaşlar 45'e kadar uzatmanızı tavsiye ediyorum. Ama çok uzun olur. Ben o yüzden böyle kaça kadar 25 dozum. Ben videoda göstereceğim için 13'e kadar yapacağım burada. 13'e kadar tamam yaptım. En kötü pekse gelip burada loops var. Burada birini seçin. Mesela ben bunu yapacağım. Python 1. Şunu seçeceğim. Mesela buradan yapacağım. 13'e kadar. Burada da güzel loop'lar var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Evet,
böyle oldu. Bunun BPM'ini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar köşeden. Mesela ben 130 yapacağım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar zaten. Şunu export edebiliriz. Ama arkadaşlar üst köşeden file'a geliyoruz. File'a bastık. Export'tan durup OGG file'a tıklıyoruz. OGG file. Buradan müziklere gelip buradan ilk şarkı neydi? Dur bir saniye. Bilgisayara geliyoruz. Masaüstü. Ben neredeyse oraya gidiyorum. Buraya asset image tamam. Müzik'e tıklıyoruz. Müzik yazıyor. Buradan Bob Bebo diye bir şey var işte. İlk şarkısı dedi DRS'in. Bebo'a ins yazıyor. Ins. Voice değil. Ins yazanı yapıyoruz. Tıklıyoruz. Bu zaten var. Değiştirirsiniz diyor. Evet diyoruz. Sonra start diyoruz. Buradan oluyor. Bu arada arkadaşlar şuraya çok dikkat edin. Şu köşe en üstteki BPM var ya. Ben 130'da yapıyorum. Siz yukarıya da çıkarabilirsiniz, aşağıya da yapabilirsiniz. Ben 130'da yaptım ama siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu BPM yani şarkınızı şöyle göstereyim. Pet yapalım. Şöyle mesela şöyle yaptım. Bu BPM. Bu çok yavaş. Mesela ben 130'u seviyorum. Tam yerindeyim. Yerinde bence. İstediğiniz kadar hızlı da yapabilirsiniz. Abi en fazla sesini çıkarsana. Aklınızdaki müzik ne kadar hızlıysa o kadar gidebilirsiniz. Müziğin BPM'ine göre zaten koyduğunuz şeyler de değişiyor. Neyse biz kaydettik. O BPM benim 130'u. Artık oyuna bir girip tekrardan bakabilirim. Arkadaşlar burada tekrardan oynayabilirdim ben. Buna girdim. Evet, müzik değişti. 3, 2, 1, go! Benim yaptığım ama sesler hala arkadaşlar sesleri de FL Studio'dan yapacağız. Yani şöyle buradan piyano role giriyoruz ikinciye tıklayarak. Şimdi burada yapıyoruz. Şuraya tıkladım. Sonra şuradaki artıya tıkladım. Şöyle Citrons dedim. Sonra şöyle. Ben uğraşmayacağım şeyin sesleriyle. Boyfriend'in sesleriyle uğraşmayacağım. Herhangi bir ses bulacağım. Mesela şu sesi mi? Abi. Efendim.
hani müziği yapmış değil. Hani üsttekini seçmiştim. Şimdi arttakini mi? Nasıl? Hani üsttekini evet. Dedim ki arttakini mi? Evet. Mesela ben Mood diye bir şey dedim arkadaşlar. Boyfriend seslerini arkadaşlar diğer şarkılardan böyle kese biçe alabilirsiniz. Ama ben uğraşmayacağım çünkü videodayım. O yüzden ben şöyle Wood'u piyano rolü aldım. Sağ tıklayıp piyano rol dedim. Buradan C4'ü buluyoruz kenardakilerde. Arkadaşlar siz videolardan bakın. Ben şu an size anlatamam tam olarak FL Studio'yu. Mesela şöyle böyle yapsın. Şöyle arkadaşlar ne yapmasını istiyorsanız yaptırın. Mesela böyle yapsın ilk başta. Sonra boyfriend'in seslerini de yukarıdan yapıyorum ben. Çünkü artık uğraşmaya gerek yok. Yani ben şu an uğraşamam. Boyfriend'in seslerini kese biçe yapabilirsiniz. Ben şu an sadece ince notalardan yapacağım. Arkadaşlar bu arada sesleri de şöyle yapıyorsunuz. Mesela şu an şu aralık var ya. Böyle 1, 2, 3, 4 var böyle. 4'e 4'lük böyle. Şu kalın çizgiler var siyah. İşte oralara göre yapın arkadaşlar. Yoksa kayabilir ses falan. Ben 2'lik yapıyorum şu an. Şöyle yapalım. Tamam. Böyle mesela sesler oldu. Şöyle yapalım mesela. Şöyle kaldım kaldım. Böyle yapsın. Mesela böyle yapsın. Ben bunu şuradan kopyalayacağım. Şu köşeye bastım bu arada. Şu üst yerden bu seçme aracını yaptım. Ctrl-C yaptım. Ctrl-V yaptım. Şunu buraya getirdim. Mesela böyle bir şeyler yaptım. Bunu ta 13'e kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu köşe üstte 7-8'ler var. Yani siz ne kadar yaptıysanız, yani demiştim ya en başta ben 45 tavsiye ediyorum diye. İşte 1 dakika falan oluyor, 1,5 dakika şarkı. İşte o yüzden 45'i tavsiye ediyorum. Siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben videoda kısa olsun diye 13 yaptım. Ben bütün sesleri ayarlayıp geliyorum. Tamam arkadaşlar, böyle 13'e kadar yaptım. Tam 13'e gelmesi lazım diye. Yani siz nereye kadar yaptıysanız. Sonra şu köşeden song'u alıyoruz. Yani normalde şarkıyı duymak için patta kullanmamız lazım. Şimdi
şey pattern'ı şöyle verdim. Yani şurada pattern buraya gelip buraya koyuyor. Siz nereye yaptıysanız şurada düzgünesi lazım. Yani siz YouTube'dan bakın işte. Böyle oldu. Hadi. Tamam arkadaşlar, bunu kaydediyoruz file'dan. Export diyoruz. Yine OGG file yapıyoruz. OGG. OGG yazmış lazım. OGG. Sonra buradan yine modumuzun olduğu yeri seçiyoruz. Yine seçiyorum ben. Az ses, müzik. Sonra burada Bipapo Voices'i seçiyorum. İlk sefer ısı seçmiştik. Şimdi Voices. Zaten var diyor, değiştirilsin mi? Evet diyoruz. Sonra burada evet. Şimdi yükleniyor. Bak, yüklendi. Şimdi arkadaşlar oyuna tekrardan girelim. Koydun mu onu? Evet. Video uzun oldu. Kaç dakika oldu? Kaç? Arkadaşlar oyuna girdik. Buradan storm. Buradan video normal diyoruz. Ne normal? Ya çünkü normalde yapalım. Video yapamaz mı? Her şeyde yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oklarla sesler uyuşmuyor. Onu ayarlamak için 7'ye basıyoruz ve debug modunu açıyoruz. Buradan İstediğimiz oku ayarlayabiliyoruz. Ama arkadaşlar diyeyim, önce song'a geliyoruz. Burada şarkının adı, bilmem ne falan her şey yazıyor. Buradaki 100 yazan yer var burada. Siz de herhangi bir şey yazabilir. Benim BPM'im 130'du. 130'da yapmıştım. 130'da yaptım yine. Burada da şarkının hızı var. Bunu ben 2.2 yapıyorum. Çünkü hızlı olmasını istedim biraz. Bakın. Burada arkadaşlar iki tane ikon var. Biri şeyin ikonu, boyfriend'in ikonu, biri de şey DDDRS'in. Herhangi bir ikonu şey canavarla kapıştığımızda veya şey ve kapıştığımızda ikon böyle oluyor. Şimdi FL Studio'da nasıl yaptığıma bir bakacağım. Mesela ilkte böyle yapmışım. Şöyle yapalım. Böyle yapmışım. Tamam. Devam ettirelim böyle. Sonra buraya geçtikten sonra DDDRS ikonu hala burada. Şimdi boyfriend'in ikonu burada arkadaşlar. Neredeyse oraya yapın. Şu an
Sıra boyfriend olduğu için böyle yapalım. Bitiyor mu burada? Evet. Boyfriend de yaptıktan sonra bitiyor şey. Şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar olmuş mu diye. Bir oynayalım. Kolay bir şarkı oldu aslında. Siz ne kadar zor yaparsınız? Tamam arkadaşlar, böyle bitiyor. Arkadaş, ay dur. Tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla şarkı bitti. O yüzden story moda tekrar girip arkadaşlar gitti. Oklar gitti. Oklar giderse kaydetmeden giderse ne yapacağımızı göstereyim. Şimdi 3 2 1 şimdi keyboard kayıt tekrar yapacağım. Şöyle song'a tekrar geliyoruz. Buradan load auto save yapıyoruz. Sonra en son kaldığımız şeyi yapıyor. Sonra bunu arkadaşlar save'leyelim bunu. Song'a tekrar geliyorum. Buradan save var. Save'e tıkladık. Burada var. Yine modumuz neredeyse oraya gidiyoruz. Masa üstü. Burada. Modumuz neredeyse oraya gidiyoruz. Pardon. Data'ya giriyoruz arkadaşlar. Data'da dosyalar var. Dosyalardan Bebop'u seçiyoruz. Yani şarkı neyse. Buradan kaydede tıklıyoruz. Burada Easy Hard falan var arkadaşlar. İsterseniz Easy Hard'a da kaydedin. Ben kaydetmeyeceğim şimdilik. Böyle oldu. Şimdi artık çık gir yapınca şarkımız gitmeyecek. Evet. O zaman 3, 2, 1, go! Mesela şu an şarkımız tamam arkadaşlar. Artık bir tane şarkı yaptık. Yani güzel mod olmadı. Siz güzel yaparsınız umarım. Ben şimdi hızlı olsun diye kolay bir mod yaptım. Hiç kod yazmadan Friday Night Funkin'e mod yaptık işte. Ama kod yazmadan da böyle oluyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Niye sen? Neden olmasın?